Yandaş medya patronuna ziraatten kredi, ziraatten kredi vermişsin, o paraya geri ödenmiyor, şimdi yapılandırmaya girecekmiş, adam bizim paramızla bize küfür ediyor her gün. Ziraatten kullandığı krediyle bir medya grubu çöktü üzerine alma bile demiyorum, çöktüler o medya grubunun üzerine. O medya grubundan bütün ülkeyi manipüle ediyorlar sabah akşam ve bir kuruşunu ödemiyor. Oradaki 750 milyon dolar durar, dururken sen oradaki 50 tane, 100 tane, 1000 tane neyse kağıt işçisinin emeğine göz dikiyorsun. Bu gözü dönmüşlüktür. Bu vicdanını kaybetmişliktir. Biz böyle bir insanla karşı karşıyayız. Murat bir insan vicdanını kaybettiğinde korkarsın ondan. Bir insan insanlık, insanlığını kaybetmişler. Böyle bir şey. Kağıt işçisiyle uğraşacak kadar, işte yolda dediğin gibi limon satacak insanlar. Şimdi burada vahim olan şu, benim dediğim son yani yoksul insanların tutunduğu son dal, kağıt toplamak, çöp toplamak, bilmem su satmak falan onu da şiddetle bastırmaya çalışıyor. Çünkü tehdit görüyor kendisine. Bu, bu muhtemel bir toplumsal patlamayı da beraberinde getirir. Bunun üzerine siyasetteki gerginlik bir sos olarak devam ediyor. Şimdi bu gerginliği, peki bununla nasıl baş edeceğiz? Temel soru bu. bu yani topluma şunu diyemeyiz. Hatırlıyorsan burada daha önce konuştuk. Ya seçime iki yıl vardı. Biz altı ay, üç ay önce konuşurken. Şimdi bir buçuk yıl civarında yaklaşık topluma bir buçuk yıl daha dişinizi sıkın diyemeyiz. De diyemez. Bunu kimse diyemez. Erdoğan'a tamam seçimi bekliyoruz. Peki ne yapılması lazım dediğim kısım toplumu durumun vahametine dikkat çekmek toplumun dikkatini mutlaka oraya çekmek. Bu konuda ben çok ciddi bir başarısızlık olduğu kanaatindeyim. Her birimiz kanıksıyoruz. Bu ülkede demokrasi varmış gibi hareket ediyoruz. Demokratik meşruiyeti olan bir seçim yapılacak yapılma ihtimali varmış gibi hareket ediyoruz. Bu ülkede hala bir devlet organizasyonu dediğimiz bir devlet tanımı var. O tanıma uygun bir devlet varmış gibi hareket ediyoruz. Bu ülkede normalmiş AK Parti ile CHP arasında bir siyaset mücadelesi varmış gibi gösteriyoruz ve doğası gereği toplum gerçek tehlikenin farkına varamıyor. Erdoğan'la sıcak diyalog kurmaya kalktığında her şey normal diyor. Siyas muhalif siyasetçiyi gülerken, konserde dans ederken, tatilde bilmem şunu yaparken gördüğünde toplum doğası gereği durumun vahametinden uzaklaşıyor. Tekrar söylüyorum. Muhalefetin birinci önceliği 86 milyonun dikkatini bu vahamete çekmek. Önce insanlara bu bir iktidar meselesi değildir. Şeyini zihinlere nakşetmek gerek. Peki burada eleştirmiştik değil mi Kemal Bey'in? Sıklıkla geliyoruz, ben geliyorum, şunu yapacağım gençler, Erdoğan sana bunun niye zararlı olduğunu, yanlış olduğunu anlatırken tam da bu yüzden de işte. Çünkü insanlara biz geliyoruz, şunu yapacağız, falan yapacağız dediğinizde insanlar doğası gereği rejim krizinden uzaklaşıyorlar ve bunu bir CHP Ak Parti iktidar savaşı olarak algılamaya başlıyorlar. Veyahut diyelim ki Meral Hanım'ın ben vurgusu giderek artmaya başladı. Oraya baktığında ha bunlar bir yarışa giriyorlar. Türkiye Erdoğan mı yönetsin, Meral Akşener mi yönetsin? Kemal Kılıçdaroğlu mu yönetsin, Mansur Yavaş mı yönetsin? Ek Mesele kimin yönetecek meselesi değil. Bunu topluma bir türlü buraya gelmiyorlar. Dinlemiyorlar da hiçbir şekilde dikkate de almıyorlar. Burada kötülük yapmıyoruz. Tekrar söylüyorum. Muhalefetin durumunun ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Hepimizin zor. Murat o kadar zordayız ki bir cümle diyorsun 50 kişi yanlış anlıyor. Oradan bir laf ediyor. Bir cümle ediyorsun. Cümlenin tamamını etmiyorsun. Analiz yapıyorsun. Bambaşka bir grup alınıyor. Mesela ben son yazımda şöyle bir cümle kullanmışım. Örnek veriyorum. Mehter marşı da bizim, İzmir marşı da bizim. Bugün bir okurum atmış. Art, Peki Kürtler nerede orada diyor. Şimdi ona uzun uzun anlatmam lazım. Kürtlerin mehter marşıyla İzmir marşıda ne alıp veremediği var ki. Ama o muhtemelen duygusal olarak kendince... bir tepki. Şimdi hepimizin işi zor. Bunu anlıyorum. Ama bu zorluk içerisinde bu zorluğun gerektirdiği ciddiyetle davranılması gerektiği kanaatindeyim. O ciddiyet, aylardır burada boşuna birliktelik demiyoruz. Erdoğan'ın mevcut yarattığı tehditten, Erdoğan'ın Türkiye için yarattığı bu tehlikeden güçlü bir birliktelikle çıkılabilir. Bu giderek ben vurgusuyla olmaz. Kemal Bey ile başlayan ben vurgusu şimdi Meral Hanım'a da sirayet etti. Ben vurgusu giderek Meral Hanım'da da yükselmeye başladı. Muhtemelen giderek Sağ muhafazakar partilere de benzer bir ben, ben ben vurgusu tekrar söylüyorum. Toplumu rejimin içinde, rejim krizinden uzaklaştırıyor. Halbuki bizim Kemal Bey'in bundan bir yıl önce kullandığı bir söylem vardı. Çok da burada da defa söyledim. Bana göre en başarılı söylemlerinden biriydi. Ne olduysa, kim o aklı verdiyse, kim aklına girdiyse o söylemini vazgeçti. O söylem şuydu. Önümüzdeki seçimler Türkiye'de demokrasiden yana olanlarla otoriterlikten tek adam rejiminden yana olanların seçimidir diye. Ve bu dostlarımızla beraber ülkemizi bu yıkımdan çıkaracağız. Sözleri yapardı, kullanırdı. Uzun zamandır bu söylemden vazgeçti. Şimdi sanki Erdoğan'ın rakibi CHP'ymiş gibi kendini oraya konumlandırıyor. Ben bunun mevcut tehlikeyi daha da büyüttüğünü tekrar söylüyorum. Erdoğan'ın bu tehditvari bu ülkeyi gözden çıkarmış bu yaklaşımının toplumda giderek kanık sandığını en büyük sorunumuz bu ve dönüp toplumun bu açlık, yoksulluk, sefalet çeken insanlara bu birliktelikle bir umut dalgası. Bak şimdi toplum niye giderek bir gerginlik şeyi oluşuyor? Çünkü ne kadar kızarsak kızalım Murat toplumlar umutla yaşıyorlar. Bir şey olacak. O umudu hisseder insanlar. Lafla veremezsin umut. Geliyoruz, biz şöyle oluyoruz. İstediğin kadar en yüksek perdeden at. İstediğin kadar en yüksek perdeden istediğin cümleyi kullan. İnsanlar onu duygusal olarak hissederler. O umudu verebiliyor musun? O heyecanı yaratabiliyor musun? Evet, burada bir şey oluyor. Duygusunu alırlar. Onu verebilmek gerekiyor. Bu konuda yeterli bir çalışma yok. Ben bütün partilerin benimsediği üslubun yani tekrar söylüyorum ama çok çok tekrar yapıyorum. Çünkü sevgili izleyicilerim konularımız değişmiyor. Tek konumuz var bu ülke buradan nasıl çıkacak? Bu insanlar yoksulluktan nasıl kurtulacak? Gerçeklikten kopmuş bir siyasetçinin tehditlerinden bu ülke yıkıma uğramadan nasıl çıkacak? Tek konumuz bu. Peki şimdi konumuz bu olduğunda ister istemez dönüp dönüp tekrar düşüyoruz. Ama şunu söylüyoruz. Dünyada 30 tane ülke Murat otoriterliğe yakalanmış geçmişten bugüne. Belki daha fazla ama benim incelediğim, araştırdığım bir 30 tane 40 tane yakın ülke var. Her biri benzer süreçleri yaşamışlar. Muhalefet ciddi bir açmaza düşmüş, çözüm üretemez hale gelmiş, iktidarlar tehdit etmiş, manipülasyonlar yapmış, tonlarca ve bir şekilde yıkıma uğramadan çıkan neredeyse yok yok durumda. Her biri eninde sonunda bir yıkıma uğramışlar. Irak öyle, Romanya öyle, Arjantin öyle, Peru öyle. Aklımıza Suriye öyle, Mısır öyle. Aklımıza gelir Irak öyle. Bütün ülkeler böyle. Peki bunu bu vahametle hareket etmek, o hassasiyetle konuşmak, o hassasiyetle duygu geliştirmek, o hassasiyetle o birlikteliği kurmak, o birliktelik kurulmadığı müddetçe bu tehditler ne yazık ki toplumda karşılık bulur hale geliyor. O umut oluşmuyor, o heyecan dalgası oluşmuyor, o heyecan dalgası oluşmadığı için insanların yoksullukla beraber tükenen sabrı daha da tükenir hale geliyor. Şimdi Levent benden bize geçememek bence çok önemli bir şey. Sen Kılıçdaroğlu için söylemiştin. Bugün Akşener için söylüyorsun. Sana şöyle katılıyorum. Önemli bir şey çünkü bu. Şimdi altı siyasi parti yani CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, işte Demokrat Parti, Saadet Partisi bir arada bir şey yapmaya çalışıyor ve Fikret Bilan'ın salı günü Halk TV de yayınlandı. Bu bunların genel başkan yardımcılarının yaptığı çalışmadan 10 maddelik bir taslak biliyorsun yazdı Fikret haber verdi. Yani hangi konularda hemen hemen Antakya, işte, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü parlamento, yargı, YSK, özgür medya falan. Şimdi Levent, orada iki tane madde var. Bir tanesi anayasa kısmı, bir tanesi de Kürt sorunu kısmı. Anayasa ile ilgili bir şey söyleyeyim. Mutas Soysal'ın ki anayasa kadar çok uzman bir isim biliyorsun. Anayasalara yaşa